Profesör Messer'ın ücretsiz Comptia Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer. Bu modülde ağlarınızda kablo bağlantılarının dağılımı hakkında konuşacağız. Bu Network Plus sınavı N10-004 bölüm 2.8'de yer almaktadır. Ağınızın fiziksel olarak kablo bağlantısı, çapraz bağlantılar, bağlantı panoları, kullanabileceğiniz farklı bloklar, MDF'nin ne olduğu, IDF'nin ne olduğu, ve farklı tel çiftleri hakkında bilinmesi gereken her şey üzerine konuşacağız. Biz D-Mark ve D-Mark ile ilişkili bazı teknolojiler ile devam edeceğiz. Son olarak bu bağlantıları nasıl doğrulayacağımızı öğreneceğiz. Bu yüzden bu modülde birçok şey kapsanmış olacaktır. Kablo bağlantısının bulunduğu ağ alanları hakkında ne zaman konuşursanız muhtemelen duyabileceğiniz bazı farklı terimler vardır. Bunlardan söz ederek başlayalım. Birisi MDF ve diğeri IDF'dir. MDF ana dağıtım çatısı ifadesinin İngilizce olarak kısaltmasıdır. Biz tam ifadesini kullanmıyoruz. Her zaman MDF olarak kullanıyoruz. Ancak biz ağın çekirdeği olan merkezi alan hakkında konuşuyoruz. MDF genelde daha sonradan bahsedeceğimiz IDF'ye bağlanmaktadır. Normalde MDF içerisinde merkezi servisler bulunmaktadır. Örneğin MDF'nin içerisinde bağlanmış olan bazı serverlar bulunabilir. MDF'nin içerisinde internete bağlanan router'lar bulunabilir. MDF bahsettiğimiz şekilde IDF'ye bağlanır veya orta dereceli dağıtım çatısına bağlanır. Bu bizim son kullanıcılarımızdan bir adım ötededir. Genel olarak bizim son kullanıcılarımızın hepsi orta dereceli dağıtım çatısına bağlanmaktadır. Burada bazı bağlanabilirlik tipleri, bir yüksek hızlı bağlantı bulunur. IDF'yi MDF'ye geri bağlar. IDF'ler genelde bir yerlerde bir oda içerisinde yer alır. Biz bunları oda olarak adlandırıyoruz. Bunlar bazı özelleştirilmiş küçük alanlar olabilir. Ancak bunun için birçok odaya ihtiyacınız yok. Genelde bir tek raf bulunur. Bu rafta birçok ağ oluşturma ekipmanı bulunmaktadır. Örneğin herkes, tüm müşterileriniz bir binanın tek bir katında bulunanlar IDF'de bulunan ekipmana bağlanacaktır. IDF daha sonra çok yüksek hızlı link üzerinden trafiği MDF'ye gönderecektir. MDF'ye geri döndüğümüzde biz genelde telefonlarımız ve ağlarımız için farklı kablo bağlantılarını sonlandırırız. Biz bunları çok özel tipteki sonlandırma blokları üzerinde sonlandırırız. Biz telin etrafını saran çok dar metal bağlantılarda teli gerçekten bastırmak için bir alet kullanıyoruz. Ve bir metal parçasının içerisine bağlanmış oluyoruz. Bunlar bizim 66 bloğumuzda gördüğümüz çapraz kapaklardır. Biz bir tarafta teli sonlandırıyoruz ve bu genelde diğer taraftaki başka bir telin bağlanarak bağlantının tamamlanmasına izin veriyor. Bu yüzden tüm müşterilerimizin bağlantılarını burada yerleştireceğiz ve daha sonra örneğin bu tarafa serverlarımıza bağlantıyı tamamlayacağız. Burada farklı tipte 66 blok vardır. Sizin takmanız veya bir teli burada sonlandırmanız için bazıları ayarlanmıştır ve tek bir sıradaki diğer bağlantılardan her birisi ayrıca aynı tele bağlanmıştır. Burada bazılarına ayrık bloklar diyoruz. Bu sahip olduğu iki bağlantının birbirine bağlandığı ve diğer ikisinin birbirine bağlandığı anlamına gelmektedir. Biz dışarıda bunlar arasında bir jumper çekeceğiz. Bu yüzden eğer çok çabuk bir şekilde bağlantıyı kesmek istersek örneğin jumper çıkarmamız yetecektir. Bu oldukça kullanışlıdır. Genel olarak teli bağlantıya eklediğimiz yerde özel bir alete veya sıkıştırma aracına ihtiyacınız olur. Teli bağlantıya yerleştirmek için alet kullanırsınız ve bu güvenli bir şekilde çok sıkı olan metal konnektörlerin içerisinde bağlanmış olur ve böylece bunlar arasında çok özel ve çok sıkı bir bağlantı sağlanmış olur. Bunların çok kolay bir şekilde çıkartılamayacağını biliyorsunuz. O yüzden birkaç şeye ihtiyacınız olacak. Genelde bu uzmanlık gerektiren bir iştir. Oldukça özelleştirilmiştir. Kablo sonlandırma işlemini gerçekleştirme konusunda eğitimli olan insanlar telleri doğru şekilde yerleştirir. Alet ile bunları yerine yerleştirir ve tüm işler tamamlandıktan sonra hepsinin düzgün şekilde çalıştığından emin olur. Burada başka tipte bir bağlantı bloğu, bir terminal bloğu bulunmaktadır. Bu yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve 110 blok olarak adlandırılmıştır. Genel olarak bunlar 66 blok üzerinden tercih etmektedir. Çünkü bunlar bu teller arasında daha az karmaşanın olduğundan emin olmak için tasarlanmıştır. Ben buraya girebilirim ve gerçekten bunlar arasında tel kıvrımlarımı çok sıkı bir şekilde muhafaza edebilirim. İlk aygıtlarımın hepsinden tüm bağlantıları yapacağım. Daha sonra bu bağlantıların üst kısmını başka bir bağlantı bloğuna ekleyeceğim. Son olarak da ilave bağlantılarımı bunun üzerine bastıracağım. Perde arkasında biraz daha fazla şey kapsanmıştır. Ancak bir 110 blok üzerinden daha hızlı teknolojileri çalıştırabilmenin faydaları sonuç olarak bunu bizim için çok daha kolay bir hale getirmektedir. Başka bir bağlantı tipi daha vardır. Eğer birçok sonlandırma bloğu ile uğraşmak ve sıkıştırma aletlerini kullanmak istemiyorsanız, bir şeyleri koyabileceğiniz bağlantı panoları vardır. Bu benim tüm gelen tekli linklerim üzerindeki sinyali bastırdığım yerde bir kombinasyon sıralamasıdır ve daha sonra zaten bastırma işleminin yapıldığı bağlantı panosunda veya bir başka punch down için bir RJ45 ile bağlanacağım. Bu bana sadece bir RJ45 kablosunu taşıyarak değiştirmeme ve bunları hareket ettirmeme izin vermektedir. Bu yüzden oldukça basittir. Değişiklikler yapmak için başka bir çapraz bağlantı tipini bağlantı yapmak için ve bunlar arasında başka bir bağlantı kurmak için her şeyi yerine bastırmış oldum. Ben sadece kendi ortamımda her zaman kullandığım mevcut kabloları kullanıyorum. Çapraz bağlantıları yaptığımız bir bağlantı panosundan başka bir bağlantı panosuna bağladığımız ve çapraz bağlantı olarak ifade ettiğimiz şeyler bu bağlantı panolarında bulunur. Burada iki farklı tipte çapraz bağlantı vardır. Bir tanesi benim iş istasyonumu bağlantı panosu setlerinden birisine yerleştirilen bir yatay çapraz bağlantıdır ve şimdi bir yatay çapraz bağlantı ile benim network ekipmanlarımda bağlantı ile devam etmek istiyorum. Öyleyse bu şekilde bir binanın aynı katında bulunan herkes, bir binanın aynı yatay zemininde bulunan ve pano bağlantılarına sahip olan herkes ve sizin çapraz bağlantılarınız bu şekilde olabilir. Bir IDF'den bir MDF'ye gittiğiniz yerde bir dikey çapraz bağlantı bulunmaktadır. Burada bir binanın bir katından başka bir katına dikey olarak ilerlediğiniz şekilde düşünülebilir. Genelde benim dikey çapraz bağlantılarım için tamamen farklı bağlantı panoları seti bulunmaktadır. Bunları karıştırmak istemezsiniz. Gerçekten dikey olanları bir yerde ve yatay olanları başka bir yerde tutmak istersiniz. Çünkü bunlar farklı bağlantılar için hizmet etmektedir. Benim bu dikey çapraz bağlantılarıma baktığınız zaman bir MDF'den bir IDF'ye bazen birçok farklı bağlantıyı indirmiş olacaksınız. Bazen burada bir bağlantı vardır. Bazen bu odalar arasında 25 veya belki de 100 farklı bağlantı olabilir. Bu yüzden örneğin yüksek yoğunluklu kablo kullanabilirsiniz. Burada sadece bazı korumalı olmayan ancak hepsi bükümlü çift olan yüksek yoğunluklu 25 çift kablo iyi bir örnektir. Burada bir başkası daha var. Bu 25 çift kablodur ancak sadece kategori 3'tür. Bu ampenol konnektör adı verilen eski tarzda bir konnektör kullanmaktadır. Bu ampenol şirketi tarafından üretilmiştir. Bunu telefon tipi bağlantılarda çok fazla görürsünüz. Ancak bunların sadece kategori 3'e kadar destekleyebilmelerinden dolayı yerel alan ağı bağlantılarında göremezsiniz. Çok daha büyük kapasiteli kablolar vardır. 50 çift kablo veya 100 çift kabloya sahip olabilirsiniz. Bu sadece ne yapmaya çalıştığınıza ve bu bağlantılar arasında neyi hareket ettirdiğinize bağlıdır. Çünkü bunlar oldukça sıkı bir şekilde paketlenmişlerdir. Bu yüzden çapraz bağlantıların bazı avantajları vardır. Eğer daha önce bir üçüncü parti tedarikçi tarafından kendi ortamınızda bir geniş alan ağı bağlantısı yüklediyseniz bir D markınızın olduğunu bilirsiniz. D mark sınır noktası anlamına gelmektedir. Bu telefon şirketinizin size zorunlu olarak WAN bağlantısı sağladığı ve bunu edindiğiniz yerdir. Bu ayrıca bir minimum giriş noktası empoe olarak ifade edilmektedir. Bu size D markı sağlayan tedarikçinizin olduğu ve bunun nereye gideceğini bildiğinizden emin olmak için iletişim kurduğunuz yerdir. Eğer bunu daha önce yaptıysanız genel olarak D markı kurmak için gelen kişilerin yakınında değilsinizdir. Sık sık bir kağıt parçası, bir turuncu kağıt parçasına sahip olacaksınız. Bunu duvara yerleştirecek ve D mark buraya gidiyor yazarak herkesin D markı nereye gittiğinden emin olacaksınız. Genel olarak bugünlerde bunlar küçük şak adı verilen bir şey ile birlikte yüklenir. Bunlar size sadece bir kablo sağlamaz. Bunlar size sadece duvarda bir şak sağlamaz. Bunlar analiz yapmak, sorun gidermek, geniş alan ağı bağlantısı boyunca nelerin olduğuna dair istatistiklere göz atmak için tüm ekstra becerilerin bir arada bulunduğu küçük şak adı verilen bir ekstra teknoloji sağlamaktadır. Yine de biz bunları küçük Jack olarak adlandırıyoruz. Bunların gerçek ismi A arayüz birimidir. Küçük jaka ulaşıp ulaşmamanıza veya geniş alan ağı sağlayıcınız tarafından yapılan uygulamaya bağlı değildir. Bunların hepsi sizin ulaşmanıza gerek olmayan bir kilitli kabin içerisinde bulunur. Ve sadece sizin geniş alan ağı sağlayıcınız bu küçük jaka ulaşabilir. Bunun içerisindeki herhangi bir şeye ulaşamazsınız. Başka zamanlarda açık olduklarında yapabilirsiniz. Bu yüzden sadece geniş alan ağı imalatçısına ve geniş alan ağı sağlayıcısının uygulamasına bağlıdır. Burada bir de D-Mark uzantısı adı verilen bir şey daha bulunmaktadır. Genelde tek bir bina minimum giriş noktasına sahip olacaktır. Yasal olarak ağ sağlayıcısı bunu bu minimum giriş noktasına getirmek zorundadır. Ancak eğer bir binayı başka insanlarla paylaşıyorsanız ne olacak? Eğer aynı binada 10 ayrı şirket bulunuyorsa ne olacak? O zaman bir genişletilmiş D marka ihtiyacınız olacaktır. Minimum giriş noktasına sadece siz gitmiyorsunuz. Sizin ayrıca üst daireye çıkmanız veya özel ekipmanın bulunduğu bina alanına geçmeniz gerekir. Bu yüzden sizin sınırlarınızı belirlemek amacıyla, binanızın içerisinde devrenin kurulması amacıyla ve evet bu binaya gelmemiz gerekli demeniz için geniş alanağı sağlayıcınız tarafından düzenlemeler yapılmış olmalıdır. Ancak netice itibariyle D-mark uzantınız başka bir daireye gittiği zaman bununla birlikte ekstra masraflar ortaya çıkabilir. Bu uygulamaya bağlı olarak ücretsiz olabilir. Gerçek uygulama için geniş alan ağı sağlayıcınız ile gerçekten ayarlamanız gereken bir şey daha vardır. Tüm bu ağ oluşturma ekipmanlarına sahip olduktan sonra bunların düzgün şekilde kurulduğundan ve tüm kablolarınızın düzgün şekilde sonlandırıldığından emin olmanız gerekir. Genelde bunların olabilmesi için bazı özelleştirilmiş test ekipmanlarına ihtiyacınız olacaktır. Şimdi sadece fiziksel bağlanabilirliği test eden oldukça basit bir test aygıtını alabilirsiniz. Telno 1, Telno 1'e mi gidiyor? Telno 4, Telno 4'e mi gidiyor? Sadece bunların düzgün şekilde sonlandırıldığından emin olmak için. Bu harita pahalı olmayan tel aletlerinde çok genel bir şeydir. Ancak bu bağlantının kalitesini kontrol etmek isterseniz. Burada herhangi bir eklenen kayıp olmadığından emin olun. Minimum geri dönüş kaybından emin olun. Minimum karışma olduğundan ve bu teller boyunca kullanacağınız teknoloji tipini desteklemek için her şeyin uygun olduğundan emin olun. Biraz iyi görünümlü ve muhtemelen daha pahalı olan bir tel sorun giderme aygıtına ihtiyacınız olacak. Ayrıca fiber test aygıtları ile bu bağlantılar arasında ne kaybınız olduğunu kontrol edebilirsiniz. Burada bir taraf ile diğer taraf arasında ışık kaybı olacaktır. O yüzden bir uçta bilinen bir ışık kaynağı koyacaksınız ve daha sonra diğer uçta bunu ölçerek bağlantı için ne kadar ışık kaybı olduğunu göreceksiniz. Ardından fiber üzerine yerleştirmek isteyebileceğiniz başka şeyler için ışık stoklarını ayarlayabilirsiniz. Son olarak ve genelde bu test aletleri bazı raporlama türünde fonksiyonlara sahiptir. Eğer yeni bir binada binlerce kabloyu yerleştirdiğiniz bir ortamda monte ediyorsanız sadece bunların burada olduklarından emin olmak için Binlerce kablonun hepsini test etmek isteyebilirsiniz. Ve en sonunda alet bin bağlantının hepsini test ettim ve tüm bin tel için değerler şunlardır şeklinde rapor verir. Bu kablo bağlantısı dağıtımları hakkında neler öğrendiğimize bir göz atalım. Sinyal dağıtım çatısının hangi parçası son kullanıcılara en yakındır? Biz burada iki sinyal dağıtım çatısı hakkında konuşmuştuk. Bir tanesi kullanıcılara yakın olanı yani IDF, orta dereceli dağıtım çerçevesi. Bir başka soruda bizim ortamlarımızda hangi iki punch down blokları sıkça kullanılmaktadır? Bunun yanıtı kolay. Çünkü bu modülde biz sadece ikisi hakkında bahsetmiştik. Bunlardan birisi 66 blok ve bir diğeri de 110 blok. Bunları şimdi hatırlamış olmanız gerekir. Son olarak yerel telefon şirketinizin tesisinize ağ bağlantısı sağladığı yerin adı nedir? Bu sizin D markanızdır veya sınır noktanızdır. Bu ayrıca minimum giriş noktası olarak da ifade edilmektedir. Bölüm 2.8 kablo bağlantısı dağıtımı hakkında bilmeniz gereken her şeyi kapsıyor. Biz tüm çapraz bağlantı tiplerimizi ve bloklarımızı görmüş olduk. Bir IDF ve MDF'nin ne olduğunu biliyoruz. Bazı yüksek yoğunluklu tel çiftlerinin hakkında konuştuk. Daha sonra sınır boyunca ilerledik ve son olarak bu sonlandırmaların kurulumu ve doğrulamasını gördük. Daha çok Network Plus videosu için Bizim mesaj panolarımıza katılmak ve daha birçok şey için web sitemizi ziyaret edin. freenetworkplus.com